Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün 5 dakikada tepside hazırlayabileceğiniz çok kolay bir kek tarifim var. Ben malzeme hazırladım, şimdi yapılışına geçelim. Ben kekimi küçük kare borcamlı yapacağım. İlk olarak kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Tepsimi yağlamıyorum. 2 su bardağı un. Silme olacak su bardağınız ve klasik su bardağı. 1 çay bardağı toz şeker. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Güzelce karıştıralım. İlk olarak kuruları karıştırıyoruz. Güzelce karışsın. Bu kekte süt yok, yumurta yok hamur içerisinde. Kuru malzemeyi karıştırdım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı su. Karışımı devam edelim. Karıştırmaya devam edin. Bu şekilde zorlanabilirsiniz. Önemli değil. Bu şekilde 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. Kek harcımı güzelce karıştırdım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar daha su ilave ediyorum. Biraz daha toparlanması gerekiyor çünkü. Kek harcımı güzelce karıştırdım. Kıvam bu şekilde olacak. Kenarlarını bu şekilde düzeltelim. Fazla kek harcı kalmış. Arzuya göre kekin içerisine çilek dilimleri koyabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. İsterseniz muz da kullanabilirsiniz veya fındık parçaları. Kekimizi önceden ısınmış olduğumuz 170 derece fırında kabarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kekimiz fındayken bize sosunu hazırlayalım. Sos tencerem içerisine 80 gram Bichter çikolatamı aldım. İsterseniz sütü kullanabilirsiniz. Veya bu sos dışında çikolata ile kremayı kullanabilirsiniz. Veya yarım paket hazır çikolata sosu. Üzerine 1 çay bardağı su döküyorum. Ocağın üzerinde ısınmaya bırakıyorum. Çikolatamı erittim. Kıvam bu şekilde olacak. Kekin fırından çıktı. Kürdanla bu şekilde delikler açalım sosu üzerine. Güzelce gelsin diye. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Ben çilek kullandığım için bu şekilde çatlamalar oldu. Ama sorun değil. Siz isterseniz içerisine portakal, vişne de kullanabilirsiniz mevsimine göre. Hazırlamış olduğum sosun tamamını döküyorum üzerine. Bu şekilde hem ısınacak hem de çok güzel bir lezzet kazanacak. Aynı brownie gibi. Sosunu tamamen çekmesi için yarım saat dinlendirelim. Kekimi dinlendirdim. Şimdi dilimleyelim. İsterseniz daha uzun dinlendirebilirsiniz buzdolabında ama ben biraz ıslak olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve tam bir brownie kıvamında. Çileğimizi yerleştirelim. Size kıvamını göstermek istiyorum. Aynı sufle tadında. Kuru değil. İçerisi çok güzel pişti. Sosun tamamını çekti. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere.